Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugünkü tarifim kaşarlı tavuk. Böyle arasını açacağız tavuğun. Kaşarı koyacağız. Galeta unu, una, yumurtaya bulayıp kızartacağız. İki türlüsünü göstereceğim. İsterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz. Ya da üzerine bir domates sosu hazırlayıp fırına atabilirsiniz. Her ikisini de göstereceğim sizlere. Hangisi hoşunuza giderse onu yapabilirsiniz. Ben iki tane şöyle kemiksiz tavuk göğsünü aldım. Bir tanesini sizlere göstermek için hazırlamadım. Diğerini şöyle ortadan kestim. İçerisine kaşar koyup kapatacağız. Hemen şunu kenara alayım. Bunu göstereceğim. Şöyle ortadan ikiye kesiyoruz. Şuradaki fazlalığı alıyorum. Böyle daha düz olması için. Üst kısmı düzlüyorum. Şurada bir kemik var. Onu da alıyorum. Kişi sayısına göre sizler de azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bu kenarlardan çıkanları da daha sonrasında haşlayacağım ve değerlendireceğim. Hemen diğerini de aynı şekilde hazırlayayım. Tavuğu düzlüyorum. Ortadan çok yavaş, dikkatlice ayıracağım. Ortayı açacağım. Bunu yaparken biraz dikkat edin. Birden kesmeyeyim. Bu şekilde İçini açtım. Burayı kapatıp kaşar koyacağız. Ben diğerini de yapayım. Arzu ederseniz bu işlemi kasabınıza da yaptırabilirsiniz. Şöyle küçük hareketlerle tamamdır. Şimdi arasına kaşarı koyacağım. Ben böyle rastgele kaşarı rendeledim. Fazla geleni tekrar dolaba kaldırabilirim. Sizler de içerisine böyle çok aşırı doldurmadan kaşar koyabilirsiniz. Şöyle içini açıyorum. Gördüğünüz gibi kaşar hemen şöyle yanıma alayım. Çok dışına vermeden içe doğru dolduruyorum. Tamamdır. Bu şekilde kenarları bastırıyorum. Hemen diğerini de biraz dibe doğru itin. Şöyle bastırıyorum. Tekrar alıyorum. Hazırladığım tavukları böyle önce una, sonra yumurtaya, onun en sonunda galeta ununa bulayacağım. Öncelikle una. Şöyle iyice bastırın, kenarlardan çıkmasın. Sonra yumurtaya. En son galeta ununa. Onu batırıyorum. Yumurtaya. Kızartmak için uygun bir tavuk ocağımı alıp altını yakıyorum. Büyük bir çay bardağıyla sıvı yağ koyuyorum.
Yağ iyice ısındıktan sonra tavukları atıyorum. İkişer olacak şekilde kızartacağım. Şöyle çeviriyorum. Yanlarını da şöyle sıkacağım kızartıcı. Diğerlerini de kızartıyorum. Şöyle çeviriyorum. Altını çok yükseğe açmayın. Orta ateşten biraz daha kısıkça pişirin ki tavuklarınızı içine pişsin. Döktüm. Şöyle bir çarkaladım aynı tavada. Şimdi domates sosunu hazırlayacağım. Ocağın altını yakıyorum. 3 tane orta boy domatesi iri iri doğradım. Böyle çok küçük değil. Hafif iri doğrayabilirsiniz kabuklarını soyup. 1 tatlı kaşığı dolusu domates salçası. Dövdüğüm 2 diş sarımsak. 1 tatlı kaşığı kekik. Biraz tuz. Şimdi sosu yüksek ayarı açıyorum. Çok sulandırmadan. Domatesleri iyice ödene kadar kavuruyorum. Böyle kaşığın arkasıyla da hafif hafif domatesleri ezeceğim. Sosun altını artık kapatıyorum. Bir 15 dakikadır kısık ateşte ara ara ezerek pişirdim. İki tanesini ben domates soslu hazırlayacağım. Diğer iki tanesini de çünkü içi birazcık çiğ kalmış olabilir. Üzerine birazcık daha kaşar koyup bir 15-20 dakika daha pişireceğim. Önce domates sosluyu göstereyim sizlere. Domates sosunun yarısını şöyle alta seriyorum. Eğer ki çocuklarınız domates yiyorlarsa kesinlikle bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Alta serdikten sonra iki tanesini böyle büyük olanları tercih ettim. Üstüne koyuyorum. Üzerlerine tekrar domates sosundan. Üzerine birazcık daha şöyle kaşar koyuyorum. Eğer arzu etmezseniz kaşar koymayabilirsiniz. Bunu bu şekilde fırına atıyorum. Bir 15 dakika önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişiriyorum. Hemen hemen böyle üzeri kızardığını gördüğünüz zaman kaşarlar eridikten sonra alacağım. O fırında pişerken hemen diğerini de direkt böyle üzerlerine birazcık daha kaşar koyacağım. Bizim evde maalesef domates bazen çocuklar yemiyor. Özellikle bu tavuğun üzerinde. Ondan dolayı ben böyle yapıyorum ama sizler direkt domates yapabilirsiniz. Ya da sevmiyorsa çocuklarınız kendinize domates sosuyla çocuklara da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Şimdi diğeri piştikten sonra çıkaracağım. Bunu da fırına atacağım. Bir 10-15 dakikada ısınmış fırında tutacağım. Yeterli olacak. İkisini de fırından çıkardım. Şimdi bir servis tabağını alayım, dilimleyeyim. Sizler de içinin pişip pişmediğini düşünmeyin. Ben yanına birazcık da şöyle biber kızarttım. Sizlere göstermek adına böyle ikisini de aynı tabağa koydum. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız.
videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.